Ben orada bekliyorum. Oğlum belli ki orada kapattırır olmuş böyle. Evin içine falan girmiş. Öyle yaşlı amca var ya filmlerde. Sandalye atmış kafasına gelmiş öyle kaçmış. Ya getiriyorum. Sesi duydum sabah, uykudan kalktım. Baktığımda kısa saçlı, beyaz gömlekli, ekose siyah yeleği olan bir kadın. Zaten yorulmuş olduğu belli yani, aşağıdan yukarı çıktığında nefes nefeseydi. Elinde kaleşnikof vardı. İşte silahla uğraşıyordu falan. En son şarjörü çekti, attı. Yani silah bile tutamıyor kadın, çok yaşlı. Sonrasında ben tabii gizli gizli bakıyorum. Buraya da bir mermi geldi yani, burada demirlere de mermi geldi. Sonra içeriye girdi, orada bir dolaştı falan. Bayağı bir şaşkındı yani, ne yapacağını da bilmiyordu kadın. En son sol taraftan içeriye doğru girdi. Orada ara bir sokak var. Orada beklemeye aldı kendisini. Yani pusuya yattı kendince veya dinleniyordu. Sonra polisler geldi. Polisler de yolun başını tuttular. Yani duyduğumuza göre ayağından vurulmuş olduğu haberi geldi polislerden. Ama teslim olmuyor şu an. Benim gördüğüm işte kadın kaçtıktan sonra ben uyandım. Baktım dışarı. Ondan sonra polisler geldi işte. Bir tek ben kadının sesini duydum oradan polislerle konuşurken. İşte Suruç'un intikamı için geldim. Teslim olmayacağım kesinlikle falan diyordu. Suruç'un intikamı için gelmiş. Suruç'taki olay bomba patlamıştı ya. Onun intikamı için gelmiş. Kesinlikle teslim olmayacağım diyor. Zaten ayağından vurulduğu halde hala alamadılar onu. Teslim olmuyor yani.